Şerifenörg dünyasına hoş geldiniz. Bugün bir izleyicim tarafından istek yapılan bir model anlatmak istiyorum. Kahve çekirdeği ve burgu modelini aynı anda bir modelin içerisinde kullanarak anlatmamı rica etti. Ben de bugün bu modeli sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi ara modelim 7 ilmek. Burgu modelim 6 ilmek. Toplamda 13 ilmek ve katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben bugün İki ara model arasında bir tane burgu modeli kullanmak istiyorum. 20 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün ön yüzü. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonraki 3 ilmeğimi düz. Tekrar 2 ilmek ters olarak örüyorum. Ve burası ilk ara modelim. 6 ilmek düz örüyorum. Burada burgu modelini çiftli sayılardan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 6 ilmek yerine 4 ilmek, 8 ilmek, 10 ilmek şeklinde sayılarını değiştirebilirsiniz. Ben bugün 6 ilmek üzerine anlatım yapmayı düşündüm. 2 ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters şeklinde sıra boyunca örüyorum. İlmeklerde herhangi bir değişiklik yapmıyorum. İlmekleri aynen oldukları gibi örüyorum. Biraz hızlıca geçmek istiyorum bu kısmı. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada 3 ilmeğim var. Burası kahve çekirdeği modeli. 3. ilmeği öndeki 2 ilmeğin üzerine atlatıp serbest bıraktım. Geriye 2 ilmeğim kaldı. 1 ilmek düz ördüm, 1 ilmek dolayarak artırdım ve tekrar 1 ilmek düz ördüm, tekrar sayı eski haline getirdim. Arada 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burgu modelini oluşturan 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. 3 tane düz ilmeğe gelince sondaki ilmeği diğer ikisinin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örerken önce 1 ilmek düz, arada 1 tane ilmek artırıyorum ve 2. ilmeği düz olarak örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi ters ördüm. Örgümün arka tarafındayım. Ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Şimdi kahve çekirdeği modelinde bir önceki sırada modeli uyguladık. Bu sırada bu 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. Aradaki 2 ilmeği ters olarak örüyoruz. Ve burgu modelini oluşturan 6 ilmeği de düz örüyorum. Yani bu sırada ilmeklerimi aynen oldukları gibi sıra boyunca örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlmekleri aynen oldukları gibi sıra boyunca örüyorum. Sıramı tamamladım arka tarafta. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şimdi burada kahve çekirdeğini bir kez modelini uyguladık. Şimdi ikinci kez uyguluyoruz. İkinci kez uyguladığımız sırada aynı anda burgu modelinde yapıyoruz. Baştaki 2 ilmeği ters olarak ördüm. Sonraki 3 tane düz ilmeğe geldim. Burada 3. ilmeği diğer ikisinin üzerine atlatıp bıraktım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 ilmek artırarak kalan ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi burada kahve çekirdeği modelini bir kez uygulamıştım. İkinci kez uyguladığım sırada aradaki 2 ters ilmeğimi de ördüm. Burgu modelinde yapıyorum. Burada ilk 3 ilmeği bırakıyorum.
Sonraki 4, 5 ve 6. ilmekleri örgümün ön yüzünden sağ şişime alıyorum. Baştaki 3 ilmeği ise örgümün arka tarafından sol şişime alıyorum. Ve sağ şişimdeki ilmekleri örgünün başına tekrar geriye alıyorum. Yer değiştirdim. Bu 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Her defasında aynı işlemi yapıyoruz. Kahve çekirdeği modelini bir kez uyguluyoruz. İkinciyi uyguladığımız sırada aynı anda burgu işleminde yapıyoruz. 2 ilmek ters ördüm. Kahve çekirdeği modeline geldim. 3. ilmeği diğer ikisinin üzerinden atlatıp bıraktım. Geriye kalan 2 ilmeğimin ilkini düz ördüm. Arada 1 ilmek dolayarak artırdım. İkincisini de düz ördüm. Böylece sayıyı eski haline getirmiş oldum. Kalan 2 ilmeğimi ters ördüm. Örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimi aynen oldukları gibi sıra boyunca örüyorum. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerine kullanabilirsiniz. Bayanlar için yelek, hırka, hatta etoşal bile yapabilirsiniz. Spor şık olmasını istediğiniz her türlü örgüye bu şekilde bu modeli uygulayabilirsiniz. Şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçtaki yaptığım işlemleri tekrarlayarak devam ediyorum. Küçük bir parçada modelimi çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Burgu modelinde kullanacağınız ilmek sayısı arttıkça örgünün toparlama özelliği de burgu modelinden dolayı artacaktır. Ve örgünüz ne kadar çok ilmek kullanırsanız o kadar toparlayacak ve daha küçülecektir. Bunu göz önünde bulundurarak ilmek sayısını ayarlayın. 4 veya 6 ilmek uygundur. 8 veya 10 ilmeğe çıktığınız anda örgü çok bir anda toparlar. Biraz uzun sürer. Bunu da belirteyim. Her iki modelde bir kahve çekirdeği modelini uygularken burgu modelini de uyguluyoruz. Bakın sonraki modelde tekrar bir tane kahve çekirdeği modeli uygulamışım. İkinciyi uygularken burgu modeli yapmışım. Bir tane kahve çekirdeği modeli uygulamışım. İkinciyi uygularken aynı anda burgu modelini de yapmışım. Bu şekilde devam etmeniz gerekiyor. Örgümüzün arkasından görünümü. Herkese kolay gelsin.